Ben bugün sizlere intrauterin embriyonik ve fetal ölüm sebeplerini, yönetimini ve tedavisini anlatacağım. Normalde ovülasyon sonrası meydana atılan oğum uterusa kadar ulaşıyor. Bu arada sperm ile karşılaşıyor, gebelik meydana geliyor. Daha sonra hücre bölünmesi neticesinde blastomerler oluşuyor. Blastomer oluşuyor. Daha sonra hazır olan endometriyuma implantasyon meydana geliyor. Ve devamında da koryon ve embriyonun karşılaşması ve mevcut reaksiyonlar gelişiyor. Daha sonra plasentasyon ortaya çıkıyor. Ve devamında gebelik doğuma kadar devam ediyor. Normalde her konsepsiyonun doğum ile sonuçlanması ümit edilmekte. Fakat gebeliklerin birçoğu bu seyir halinde doğuma kadar ulaşmadan ölümle neticeleniyor maalesef. Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre fetal ölüm gebelik süresinden bağımsız olarak gebelik ürünün anneden tamamen atılmasından veya çıkarılmasından önce ve gebeliğin indüksiyon ile sonlandırılması olmayan ölümü anlamına gelmekte. Yani burada önemli olan kriter gebeliğin indüksiyon ile sonlandırılmamış olması ve herhangi bir haftada ölüm meydana gelmekte. Ölüm doğum ile veya abortüs ile atılmadan sonra fötüs incelendiğinde fötüste herhangi bir nefes alışverişinin veya kalp atışının olmaması gerekiyor kriter olarak. Ölümü kesinleştirmek için. Ayrıca göbek kordonunun nabzı veya fetüste istemli kas hareketleri mevcut olmuyor. Bazen geçici kalp atımları olabiliyor ya da solunum hareketi görülebiliyor ama bunlar gerçek kalp atımı veya solunum hareketi değildir. Tüm gebelikler göz önünde bulundurulduğunda ilk trimester başta olmak üzere gebeliklerin %50 ile 70'i kayıpla sonuçlanmakta. Yani konsepsiyon oluşan gebeliklerin yaklaşık 30'u kadarı doğum ile neticelenmekte. Preimplantasyon döneminde yani embriyo oluştuktan sonra veya oğum zigotu oluştuktan sonra implantasyona kadar olan sürede bu kayıplar daha sık oranda görülüyor. Morfolojik olarak normal embriyoların %25 ile 50'si ve morfolojik olarak anormal olan embriyoların %50 ile 70'i, 75'i kaybedilmekte. Yani morfolojide anormallik varsa kayıp oranı daha yüksek oluyor. Genel ilk trimester kayıplarında bazı tanımlar var ve birçok çalışmada gebelik kayıpları adı altında bu konu görülmekte veya abortuslar adı altında bu konu görülmekte. İzole, fetal, embriyonik ölüm şeklinde ziyade abortus veya gebelik kaybı şeklinde tanımlamalar literatürde görülmekte. CDC ve Dünya Sağlık Örgütü abortusu gebeliğin haftası biliniyorsa 20. haftadan önce kaybedilmesi veya hafta bilinmiyorsa ağırlık olarak 500 gramın altındaki gebeliklerin kaybı olarak tanımlamakta. AGOG intrauterin embriyonik ölümü ilk 16 hafta 6 gün 12 hafta 6 günlük gebelik süresi içerisinde fetal kalp aktivitesi olmayan boş bir gebelik kesesi veya bir embriyo içeren ama kalp atımı olmayan bir gebelik kesesi olan cansız intrauterin gebelikler olarak tanımlamakta. Burada dikkat edilmesi gereken şey gebeliğin intrauterin olması. Çünkü ektopik gebelikler de olabiliyor. Bunun ayırt edilmesi gerekiyor. Yine son yıllarda HCG'nin yaygın kullanıma geçmesiyle birlikte çok erken dönemde HCG pozitiflikleri tespit edilmekte ve gebeliğin pozitifleştiği hakkında hastaya bilgi verilmekte. Bu HCG takipleri seri şeklinde devam ettiğinde daha erken dönemde gebeliğin kaybedildiği görülebilmekte. Yine yaygın klinik pratikte ultrasonografi rutin kullanılıyor artık. Ultrasonografik incelemede de
ektopik gebelik mi, intrauterin gebelik mi ayrımı yapılmakta. Yine uterus içerisindeki lokalizasyon görülmekte. Oluşan gebelik kesesi, yolk sac, fetal yapılar ve fetal kalp atımı çok erken haftalarda artık görülebilmekte. Peki gebelik kaybının zamanlaması ve sıklığı nasıl olmakta? Spontan gebeliklerin yaklaşık %50 ile 70'i ilk trimesterin tamamlanmasından önce meydana gelmekte. Çoğu implantasyondan önce meydana geliyor. Özellikle birçoğunda da hasta adetle birlikte, yani gebelik o gebeliğin gerçekleştiği aydan hemen sonraki dönemdeki adetle birlikte gebelik kaybıyla karşılaşmakta. Birçoğunda da hasta bunu fark etmiyor. Şayet klinik takip altında olan bir hasta ise seri HCG ölçümü sırasında bu HCG düşüşünü görebilmekte. Klinik olarak gebelik tanımlanmışsa bunların %10 ile %15'i kaybedilmekte. Yine IVF siklusları göz önünde bulundurulduğu zaman tedaviye başlanan siklusların yaklaşık maksimum %30 ile %50'si doğuma kadar devam edebilmekte. Çoğu erken dönemde kaybedilmekte. Yine IVF tedavilerinde HCG seri ölçümü daha sık kullanılıyor. Ve HCG pozitifliği ile gebelik tespit edildiğinde bunların preklinik dönemde birçoğu kaybediliyor. Yine birçoğu kimyasal gebelik olarak adlandırılıyor. Erken gebelik haftalarında da özellikle 8 haftadan önce gebelik kayıpları sık görülüyor. 16 haftayı geçen gebeliklerde şayet sağlıklı bir gebelik varsa bunlarda kayıp oranı %1'in altına kadar gerilemekte. Normalde anne ile fetüsü birbirine bağlayan ve fetüsün dolaşımını sağlayan, oksijen ve besin alışverişini sağlayan yapı plasentadır. Başarılı ve başarısız gebeliklerin plasental özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda erken gebelik haftalarında embriyo nispeten oksijen açısından düşük bir ortamda gelişim göstermekte ve plasentasyon oluştukça oksijen miktarı artmakta ve buna bağlı dolaşımdaki serbest radikaller ve diğer oksidan madde miktarı değişmektedir. Yine patolojik gebeliklerde trofoblastların spira arteriol ile olan organizasyonunda koronik yapıda anormalikler sık görülmekte. Özellikle preeklamptik vakaların plasentaları değerlendirildiğinde bunlarda hem perinatal mortalite açısından hem de gelişme geriliği açısından sık görülen komplikasyon grubunu oluşturduğu için bunların plasentaları incelendiğinde arterlerin desidua arasındaki ilişkisinde problemli yapıların olduğu görülmekte. Peki hangi gebeliklerde kayıp daha fazla? Risk faktörlerini göz önünde bulundurduğumuzda ileri anne yaşı en sık görülen faktörlerin başında geliyor bilinen faktörler arasında. Çünkü ileri yaşta hem embriyo kalitesi kötü oluyor hem aneuploidi, yani sağlam genetik yapıda oosit bulma ihtimali daha az oluyor. Ayrıca sistemik kronik hastalıklar daha sık görülüyor. Yine erken gebelik kaybı öyküsü varsa önceki gebeliklerinde tekrarlama ihtimali artıyor. Trombofili öyküsü olanlarda bu risk daha yüksek oranda görülüyor. Otoimmün hastalık öyküsü olanlarda risk yine yüksek. Diyabet, hipertansiyon gibi vasküler sistemi etkileyen kronik hastalık öyküsü olanlarda risk yüksek oranda görülmekte. Etiyolojiye baktığımızda kromozomal anomaliler olguların %50'sinde görülüyor. Yine trombofili, otoimmün hastalıklar, lütyal faz defekti ve birçoğunda da idiopatik etiyoloji bulunmaktadır. Genetik anomalileri incelediğimizde en sık kromozom sayı anomalileri görülüyor. Kromozom sayı anomalileri hem preimplantasyon hem de klinik olarak tanınan gebeliklerde gebelik kaybının ana nedenidir. Ve klinik olarak tanınan gebeliklerde kayıp varsa
bunlar kromozomal olarak incelendiğinde en az %50'sinde bir kromozomal anomali tespit ediliyor. AGOG rutin olarak ilk trimester kayıplarında kromozoma mikrodizi test analizini önermiyor. Yani rutin her hastaya yapılmasını kural haline getirmiyor. Ama hem AGOG hem de ASRM sitogenetik açıdan anormallik tespit edilen gebeliklerde daha sonraki gebeliklerde bu anomalini tekrar etme ihtimalinin olabileceğini de kabul ediyor. Yine otozomal trozomalleri göz önünde bulundurduğumuzda bunlar bu grubun %50'sini yansıtıyor. Buradaki anomali genellikle annedeki oositin mayoz 1'deki hatalarından kaynaklanıyor. Bu da ileri yaş ile birlikte artmakta. Özellikle 37 yaş sonrasında oositte genetik anomali ihtimali yüksek oluyor. 42 yaş üzerindeki annelerde büyük oranda anormal oosit, yani anormal genetik yapıda oosit ile karşılaşılıyor. Paternal mayozdaki hatalar ise akrosentrik trozomilerin %10'unu oluşturmakta. Yine poliploidlerde 3N yapıda veya 4N yapıda mozaik olmayan genetik yapı mevcuttur. Bunların çoğu nadiren 2-3 haftayı geçiyor. Diatrik, yani babadan kalıtılan triploidi ile birlikte incomplete mol hidatiform görme ihtimali olabiliyor. Bundan dolayı bu ayırt edilirse ileriki dönemde persiste trofoblastik hastalıkları hem teşhis etmek hem de HCG ile takibini yapmak kolay hale geliyor. Yine cinsiyet kromozomu polizomisi ile ilgili problemlerde gebelik kayıpları görülüyor. Özellikle X'i yapılan olgularda görülme ihtimali daha yüksek oranda görülüyor. Kromozomun eksik olduğu anomalilerde de monozom X en sık görülen anomalidir. Tekrarlayan gebelik kayıpları olan olgularda, yani reküren gebelik kaybı olan olgularda ne yapmak gerekiyor? Bunlarda kromozomal sayı anomalikleri varsa önceki gebeliklerde veya ailede bu yönde bir anomali varsa sonraki gebeliklerde tekrar etme ihtimali yüksek oluyor ve tekrarlayan gebelik kaybı sebebi haline gelebiliyor. Bu hastalarda danışmanlık önemlidir. Çünkü şayet böyle bir anormal yapı tespit edilirse en azından bunlar preimplantasyon genetik tanı açısından endikasyon oluşturan gruba dahil edilecektir ve sağlam embriyo seçilerek transfer mümkün hale gelecektir ve neticede sağlıklı gebelik elde edilecektir. Yine translokasyonlar görülebiliyor. Bu tekrarlayan gebelik kayıplarının %5'inde meydana geliyor. Kadınların dengeli translokasyon taşıma oranı erkeklerin yaklaşık 2 katı oranındadır. Yine resiprokal translokasyonlar görülebilmekte. Genel olarak bayanlarda heterozigot ve erkek heterozigotların yavruları için risk yaklaşık %12 oranında görülüyor ve bu olgularda sonraki gebeliklerde antenatal sitogenetik çalışma öneriliyor. Robertsonian translokasyonlarda %58 ve resiprokal translokasyonlarda %76 oranında dengeli translokasyon meydana gelmekte. Yine inversiyonlar ortaya çıkabilmekte. Perisentrik inversiyonu olan kadınlarda anormal canlı doğan bebekler için %7 risk bulunurken erkekler için bu risk %5 oranındadır. Mozaik patern görülebiliyor. Mozaik paterninde fötüs ile plasentanın genetik yapısında sınırlı mozaizm paterni ya da genetik anomali yapısı görülebiliyor. Kromozomal anomaliler ilk trimester'da sık görülen anomali kayıp sebebidir. Bunun dışında da kromozomal olmayan kayıplar mevcuttur. Bunlar arasında luteal faz defekti ilk sırada gelmekte. Luteal faz dediğimiz dönem ovülasyon ile gebelik arasındaki 2 haftalık dönemi kapsıyor. Ya da kadın ovüle olduktan sonra bir sonraki mensine kadar geçen 2 haftalık süre luteal fazı oluşturuyor. Ovülasyonu takip eden dönemde doğal
olarak, fizyolojik olarak steroid hormonlarından östrojen ve progesteron salınımı meydana geliyor. Özellikle korpus luteumundan salınan progesteron ana hormon ve embriyonun implantasyona geçmesi için endometriyumu hazırlamakta ve endometriyumdaki sinyaller bu sayede gerçekleştirmekte. İmplantasyonu takiben blastosistlerde sinsitiotrofoblastlar meydana gelmekte ve bunlar da HCG salgılamakta. HCG korpus luteumun işlevini görmekte. Luteal faz yetmezliği progesteronun yetersiz olduğu durumlarda meydana gelmekte. Progesteron yetersiz olduğunda gebelik kayıpları, düşükler sık görülmekte. Özellikle cerrahi olarak korpus luteumun çıkarıldığı olgularda gebelik kayıplarıyla sık karşılaşılıyor. Luteal faz defektleri özellikle tüp bebek tedavilerinde sık üzerinde çalışılan konu olduğu için bu tarz riskli olgularda progesteron tedavisiyle luteal faz desteği sağlanmakta. Yine tiroid anormallikleri gebelik kaybı sebepleri arasında yer alabiliyor. Özellikle takipsiz, tedavi edilmeyen aşikar hipotiroidizm ve hipertiroidizmde risk artıyor. Diyabet majör risklerden biridir. Özellikle kötü kontrollü diyabeti varsa hem teratojenite açısından hem de gebelik kaybı açısından hem erken dönemde hem de ileriki dönemdeki gebelik kayıpları açısından en önemli risk faktörleri açısındandır. İntrauterin adezyonlar uterus taşıtı varsa implantasyona engel teşkil etmekte. Ama tek başına fetal ölüm sebebi değil. Yani embriyonik ölüm sebebi değildir. Abortus riskini arttırmakta. Özellikle tekrarlayan gebelik kaybı varsa uterusun uterin kavitenin değerlendirmesinde fayda vardır. Şayet Müllerian füzyon defekti veya sineşi varsa bunlar cerrahi olarak rezeke edilebilir. Miyomlar kadınlarda sık görülüyor. Miyomlar acaba fetal ölümün sebebi mi ya da gebelik kaybının sebebi mi diye araştırılmış. Miyomlarda önemli olan lokalizasyon. Özellikle endometrium kavitesinde ya da submüköz tabakada yer alan miyomlarda risk artıyor. Miyomun boyutundan ziyade lokalizasyonu önemlidir. Ama primer gebelik kaybıyla ilişkisi yoktur. Özellikle yine bunlar da implantasyon ile ilgili başarısızlıklara sebep olabilmekte. Ama ileri haftalarda özellikle 300 mikroküpü, milimetre küpü aşan miyomlarda dekolman riski olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Fenotipik olarak ve karyotipik olarak normal gebeliği olan kadınlarda gebelik 9-10 haftayı geçtikten sonra miyomların risk oluşturuyorsa veya tekrarlayan gebelik kaybı varsa cerrahi olarak rezeke edilebilir. Enfeksiyonlar kayıp sebepleri arasındadır fakat nadir sebepler arasındadır. Özellikle parvovirüs enfeksiyonu, sifilis ve malaria varsa bunlar da intrauterin ölüm ihtimali yüksek olmakta. Bu tüm haftalarda meydana gelmekte. Bu hastalara dikkat etmek gerekiyor. Besinler araştırıldığında tek bir besinin veya birden çok besinin gebelik kaybını arttırdığı görülmüyor. Gebelik kaybının nadir nedeni tek başına gebelik kaybını açısından risk oluşturmuyor. Özellikle uzun süreli açlıklarda, hiperemez gibi durumlarda gebelik kaybı nadirdir. Fakat fetüsle ilgili farklı problemler meydana gelebilir gelişme geriliği tarzında. Bunun ayırt edilmesi gerekiyor. Annenin aşırı düşük kiloda olması yine gebelik kaybı ile ilgili ilişkili faktör değildir. Trombofiller önemli. Trombofiller yine gebelik kayıpları arasında risk teşkil edilen grubu oluşturuyor ve riski arttıran grubu oluşturuyor. Edinsel trombofiller incelendiğinde ikinci trimester gebelik kaybı ile bazı otoimmün hastalıklar arasında iyi ilişki olduğu görülmüştür. İlk trimester kayıpları için daha az anlamlı bir ilişkinin var olduğu konusunda fikir birliği vardır. Antifosfolipid sendromu göz önünde bulundurulmalıdır.
Yine lupus antikoagülan antikoru, antikardiyolipinler ve beta glikoproteinler antifosfolipid sendromunda pozitif gelebilmekte. AKOK gebeliğin 10. haftasından önce 3'ten fazla kayıp olan hastalarda heparin tedavisi için endikasyon vermekte. Yine antifosfolipid sendromu kriterlerini incelediğimizde bunlarda arteriyel ya da venöz trombozlar meydana gelmekte. 10 haftadan küçük 3'ten fazla 3 veya 3'ten fazla kayıp meydana gelmekte. Ya da 10 haftayı geçen prematür doğumlar olabilmekte veya 35 haftanın altında preeklampsi veya intrauterin gelişme geriliği olan hastalar değerlendirilmelidir. İmmünolojik olarak da 12 hafta arayla alınan 2 örnekte antikardiyolipin antikor pozitifliğinin tespit edilmesi, yine yüksek lupus antikoagülanın olması tanı kriterini karşılamakta. Kalıtımsal trombofiller ikinci trimesterde artan fetal kayıplarla kesin ilişkilidir. Dolayısıyla bu olgularda gebelik döneminde antikoagülan ve antiagregan tedavi gerekebilmekte. Özellikle ilk trimester kayıplarında daha nadir sebepler arasındadır. Bu grup daha çok ikinci trimester kayıplarında majör faktörleri oluşturuyor. Faktör 5 Leiden mutasyonu, aktive C protein rezistansı, protein protrombin ve S eksikliği ilişkili parametreleridir. Ancak MTFR ve protein C ve antitrombin eksikleri için risk tespit edilmemiştir. Eksojen çevresi ajanları değerlendirdiğimizde bunlar tek başına bir sebep değildir. Ama radyasyon ve kemoterapötik ajanlar en önemli fetal kayıp ve fetal ölüm nedenleri arasındadır. Özellikle antineoplastik ajanların yüksek dozda kullanıldığı yerlerde abortuslar ve gebelik kayıpları sık görülmekte. Yine bu şeye maruz kalan hastane çalışanlarının daha dikkatli davranması gerekmekte. Alkol tek başına olumsuz gebelik sonuçlarına sebep olduğu için gebelikte tüketilmemesi öneriliyor. Ama gebelik kaybı varsa bu primer alkol ile ilişkilendirilmiyor. Kafein orta derecede kafein tüketimine izin veriliyor. Yüksek dozlarda müsaade edilmesi önerilmiyor. Kadınlarda yine kontraseptif ajanlar sık kullanılıyor. Dolayısıyla gebeliğin erken döneminde kontraseptif ajan kullanımı bilmeden gebelik durumu karşılaşılan sorunlar arasında primer olarak kontraseptif ajanlar ile fetal kayıp riski arasında ilişki bulunamamış. Yine kimyasallar incelendiğinde birçok kimyasalın fetal kayıpla ilişkili olduğu öne sürülmüş. Bifosfenol, ftalatlar ve DDT gibi kimyasallar gebelik kaybına sebep oluyor. Yine diş hekimliğinde nitroz oksit kullanımına maruz kalan kişilerde, özellikle 3 saatten fazla çalışanlarda bu risk artıyor. Sigara içerisindeki maddelerden ve dumanın zararlı etkisinden dolayı tüm gebelik haftalarında risk oluşturan durumlardan biridir. Hem plasenta hem de fetal hücrelerin proliferasyonu üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Pasif içicilikte bile düşük rol yapma oranı %11 oranındadır. Travmalar tek başına gebelik kaybı sebebi değildir ama abdominal ya da uterin travmalara dikkat etmek gerekiyor. Psikolojik faktörler göz önünde bulundurunda tek başına risk oluşturmuyor ama genel olarak kabul edilen ve bildiğimiz şey iyi psikiyatrik durumun gebeliği olumlu etkilediğidir. Yine yaygın kullanılan ilaçlar değerlendirildiğinde non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar sık kullanılan ilaçlar arasında bu tek başına gebelik kaybı sebebi değildir. Gebelik kaybı ya da fetal ölüm, embriyonik ölüm semptomları birçok hastada görülmeyebiliyor, tesadüfen karşılaşılıyor. Bazı hastalarda kramplar oluşabiliyor, vajinal kanamalar meydana gelebiliyor. Özellikle HCG'nin düzenli artmaması,
yine progesteron seviyelerinin 5'in altında olması fetal ölüm açısından uyarıcı bulgular arasında. Ultrasonografi sık kullanılıyor. Ultrasonografide bilmemiz gereken ilk trimester'da yaklaşık 5. haftada gestasyonel sak görülüyor ve ortalama gebelik kesisi 2 mm boyutunda. 5,5 haftada yok sak görülmeye başlıyor. Boyut 6 mm'ye ulaşıyor. 6. haftada embriyo ile kalp atımı görülebiliyor. Ortalama gebelik kesesi 10 mm. 7 mm ulaştığın 7. haftada ise amniyon görülmeye başlıyor kese içerisinde. Ve ortalama gebelik kesesi de bu dönemde 18 mm'ye kadar ulaşıyor. Şekilde uterin kavitede intrauterin gestasyonel kese görülüyor. Yine endometriumun kalınlaştığı görülüyor. Erken dönemde ektopik gebelikte mutlaka ayırt edilmesi gerekiyor. Bazen pseudosak yanlışlıkla gestasyonel kese şeklinde karıştırabiliniyor. Bunun ayırt edilmesi gerekiyor. Gestasyonel saka baktığınızda daha düzenli, daha düzgün yapıda halka şeklinde sıvı boşluğu iken pseudosakta bu düzen bozulmuştur ve endometriyal düzensizlik de görülebiliyor. Şekilde 5,5 haftalık gebelik kesesi görülüyor ve kese içerisinde ok ile yok sak görülüyor. Bu şekilde 6. gebelik haftasındaki gebelik kesesi yok sak ve yok sak kenarında fetal nod görülüyor, embriyo görülüyor. Embriyonik ölüm ultrasonografide nasıl tespit ediliyor? Ultrasonografide CRL'yi ölçtüğümüzde 7 mm'nin altında bir CRL gördük ve fetal kalp atımını görmediysek fetal ölüm açısından tanı konuluyor. Yine ortalama gebelik kesesi 25 mm'nin üzerinde ve fetal yapılar görünmüyorsa fetal ölümden bahsediliyor. Yok sak görülmüyorsa 2 hafta sonra tekrar değerlendirmekte fayda var. Fetal nod varsa en azından 7-10 gün sonra ikinci bir değerlendirme yapmakta fayda vardır. Bazen embriyonun lokalizasyonundan ya da gebe kesisinin lokalizasyonundan dolayı net bir şekilde görülmeyebiliniyor. Ama 7 mm'yi geçen CRL'lerde, CRL ölçümünde FK görülmüyorsa, fetal kalp atımı görülmüyorsa ya da 25 mm'nin üzerindeki gestasyonel sakta fetal yapılar görülmüyorsa o zaman ölü fetüsten bahsedilir. Yine yok sak 7 mm'nin üzerinde ise fetal kayıptan bahsedilir. Birinci şekilde düzensiz bir kese görülüyor. Gestasyonel sak içerisinde fetal yapılar görülmüyor. Yok sak görülmüyor. Yine hemen sağ üstteki şekilde 3 mm'lik gestasyonel yapı içerisinde fetal nod görülüyor. Fakat Doppler incelemesinde fetal kalp atımı görünmeyen şekil. Onun bir altındaki şekle baktığımızda dikkat ederseniz gebelik kesesi artık bozulmaya başlıyor. Fetal yapılar var ama fetal kalp atımı görülmüyor. Yine ilk şekilde gestasyonel kese görülüyor. Fakat kese içerisinde fetal yapılar görülmüyor. Hemen sağ üst köşedeki şekilde fetal yapı incelemesinde gestasyonel sak içerisinde yok sak görülüyor ve yanında ikinci bir yok sak kesisi görülüyor. Yani bu fetal nod olarak değerlendirmemek gerekiyor. Ayrıca amniyon kesisinin oluştuğu yapı ama fetal yapılar oluşmadığı için fetal embriyonik ölüm olarak kabul ediliyor. CRL ortalama günde 0.7 mm boyutunda bir büyüklük gösteriyor. Yine alttaki şekle bakarsanız ortada fetal nod var. Sol tarafta yok sak görülüyor. Sağ tarafta da amniyon kesisi görülmeye başlıyor.
Bunlarda fetal kalp atımını görmek gerekiyor. Şayet 8-7 haftadan sonra fetal kalp atımı yoksa, fetal yapılar da mevcutsa fetüsün, embriyonun öldüğü kabul ediliyor. Yine takip sırasında gestasyonel kese iki katına varacak şekilde büyüme göstermiyorsa fetal kayıp için anlamlıdır. İlk aylarda ortalama fetal kalp atımı 110 ile 130 atım bölü dakika arasındadır. 8. haftada 160 ile 170'e kadar yükselebiliyor. Fetal kalp atımı 85'in altında ise devam eden gebeliklerde olumsuz gebelik sonucu görülme ihtimali daha yüksektir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani erken dönemde tespit edilmişse prognoz açısından bize öngörü açısından haber verici bir bulgudur. Yine kese incelenirken subkoronik hematomun olup olmadığı değerlendirilmesi gerekiyor. Bazen gebelik kesesi küçülebiliyor. Özellikle fetal kaybın olduğu olgularda amniyon kesesi yeterince gelişemediği için gebelik kesesi daha küçük boyutta kalabiliyor. Peki değerlendirmeyi ne zaman yapalım? Tek bir kayıp yaşayan çifte danışmanlık yapmakta fayda vardır. Çünkü tekrarlama riski olabiliyor. En azından etiyoloji açısından önlenebilir risk faktörleri varsa bunlar önleneceği için daha sonraki gebeliklerde hasta açısından faydalı olacaktır. Ama rutin her hastaya her testi yapalım yapmayalım mı buna dikkat etmek gerekiyor. Tekrarlayan gebelik kaybı dediğimizde 3'e kadar tekrar eden yani 3 ardışık 2 gebelik kaybı ya da total 3 gebelik kaybı varsa artık bu hastaları araştırmakta dikkatli davranmamız gerekiyor. Yine ölü doğmuş ya da anormal canlı doğmuş bir gebeliği olan çiftler dikkatli değerlendirilmelidir. Ölü doğan bebeğin normal bir kromozomal yapıya sahip olup olmadığını tespit etmek gerekiyor. Çünkü sonraki gebeliklerin prognozu açısından önemlidir. Daha sonraki gebeliklerde fetal anomali tekrarlama ihtimali yüksek olacaktır. İlk trimester kayıplarını özetlersek bunlarda kromozomal yani genetik yapıyla ilgili problemler sık görülüyor. Bununla ilgili analiz yapmak gerekebilir. Ya da kromozomal yapı normalse trombofili ve endokrin sistemle ilgili araştırmayı göz önünde bulundurmak gerekiyor. İkinci konu başlığımız fetal ölümler. Yani ilk trimester sonrasındaki ölümler. Özellikle 20. haftadan sonraki kayıplar fetal ölüm olarak adlandırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü 28. haftadan sonraki kayıpları geç ölü doğan bebek olarak adlandırıyor. Bu dönemdeki gebelik ölçüleri göz önünde bulundurulduğunda 1000 gram ağırlığında bir bebek, 35 santim uzunluğunda bir bebek görülüyor. Yıllar incelendiğinde son yıllarda infant mortalitesi yani hem yeni doğan ölümleri hem de fetal mortalite incelendiğinde büyük bir düşüş görülmüş. Ama son yıllarda bu düşüş daha da aşağıya çekilememiş. Dünya genelinde 2.65 milyon ölü doğum meydana gelmekte. %95'i az gelişmiş ülkelerde sık rastlanan durum. Yine doğan ve ölen bebekler ile intrauterin dönemde ölen bebekler karşılaştığında oran birbirinin aynı. %50 intrauterin dönemde, %50 doğum sonrası dönemde ölüm gerçekleşmekte. İntrauterin döneminde gerçekleşenler de 20 ile 27. hafta arasıyla 28'den sonraki haftada doğan fetüslerin oranı birbirine yakın. Dikkat edilirse yıllar içerisinde bu oran değişmiyor. Daha da düşülemiyor. Daha önceki gebelikte ölü doğum hikayesi varsa 5 kat oranda risk artışı var. Yine aynı yaş grubundaki kadınlar incelendiğinde primipar kadınlarda, multipar kadınlardan daha sık gebelik kaybı görülüyor. 32. hafta öncesinde büyüme gelişme geriliği olan
bir doğum öyküsü olan kadınlarda ölü doğum ihtimali daha yüksek rastlanıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü plasental hadiseler daha sık görülebiliyor. Yine ölümlerin %30'u asfiksiye bağlı antenatal dönemde olabiliyor. %30'u maternal komplikasyonlara bağlı meydana geliyor. %15'i konjenital malformasyona ya da kromozomal anomalilere, %5'i de enfeksiyonlara bağlı meydana geliyor. Fetal ölümlerin %20'sinde de herhangi bir etiyolojik sebep bulunamıyor. Bunlar da daha sık suçlanan ileri gebelik yaşı. Çünkü gebelik haftası arttıkça ölüm oranları artıyor. Özellikle 42 haftadan sonraki gebeliklerde ölüm oranı daha yüksek. Hem oligohidramnioz sebebiyle hem de plasental yetmezlik sebebiyle ölümler sık görülüyor. Antenatal fetal ölüm intrapartum fetal ölümden daha sık görülüyor. Açıklanmayan fetal ölüm açıklanamayan bebek ölümlerinden daha sık görülüyor. Yani intrauterin döneminde açıklanamayan fetal ölüm varsa doğum sonrasında canlı doğup ölen bebeklerden daha sık oranda görülüyor. Gebelik haftası dikkate alındığında 20. hafta ile 26. haftalar arasında ciddi bir düşüş görülüyor. 30. haftaya kadar herhangi bir değişiklik görülmüyor. 36. haftadan 40. haftaya kadar yine ölüm oranlarında bir artış görülüyor. Yani gebeliğin ikinci trimester ve üçüncü trimester baş ve son dönemine dikkat etmek gerekiyor. Maternal yaş önemli. Hem erken anne yaşında hem de 35 yaş üstünde risk artıyor. Siyah ırkta risk daha yüksek. Komorbid de varsa risk artıyor. Özellikle obezite, diyabet varsa ve kronik hipertansif hastalıklar varsa, beraberinde de intrauterin gelişme geriliği gibi fetal komplikasyonlar da eşlik ediyorsa bu gebeliklerde fetal ölüm oranı artabiliyor. Yine trombofili önemlidir. Özellikle antifosfolipid antikoru tespit edilen hastalarda dikkat edilmelidir. İntrahepatik kolestaz ölüm riskini arttıran durumlardan biridir. Ama kesin sebebi bilinmiyor. Daha çok plasentaya biriken safra tuzlarının plasental yetmezliğe sebep olduğu üzerinde durulmuş. Yine böbrek hastalığı varsa, SLE varsa bunlarda hipertansiyon da eşlik edeceği için yine SLE'li kadınlarda dolaşımdaki otoantikorların olumsuz etkileri sebebiyle gebelik kaybı ihtimali artıyor. IVF tedavisi öyküsü varsa risk artışı yüksek oluyor. Niye risk artıyor? Çünkü bunlarda çoğul gebelik ihtimali daha yüksek oluyor. Yine ileri yaş gebelikler daha sık görülüyor bu grupta. Bundan dolayı risk artıyor. Yine tüm sebepler göz önünde bulunduğunda maternal sebepler sık görülüyor. Plasental sebepler, umbilikal sebepler daha az olmak üzere görülebiliyor. Son sütuna bakarsanız bilinmeyen sebepler özellikle %55 oranına kadar artabilmekte literatürde. Genetik faktörlere dikkat etmek gerekiyor. Ölü doğan fetüslerde genetik anomali ihtimali yüksek oluyor. Yine fetal malformasyon varsa yapısal anomalilerle birlikte komplike olan gebeliklerde fetal büyüme kısıtlamasından bağımsız olarak yüksek ölü doğum riski mevcuttur bu hastalarda. Plasental sebepler arasında dekolman en önemli sebepler arasında geliyor. %7,5 ile 42 arasında bir orana sahiptir. Bunun dışında plasental yetmezlikler fetal ölüm sebebi olabiliyor. İntrapartum nedenler asfiksiye bağlı olarak ya da travmaya bağlı olarak meydana gelen ölümlere sebep oluyor. Umbilikal kord kazaları yine önemli bir neden arasında geliyor. %2,9 ile 12 arasında
bir orana sahip. Yine çoğul gebeliklerde, özellikle monozigot ilişkilerde kordon travmaları sık görülüyor. Kısa kordonu olanlarda doğum sırasında da dekolman meydana gelebiliyor. Yine kord rüptürleri ortaya çıkabiliyor. Amniyotik ve uterin sebeplere bağlı %6,5 ile %10,7 arasında ölü doğum oranı ortaya çıkıyor. Özellikle polihidramnozlarda amniyon kesisinin birden boşalması dekolman riskini arttırırken, oligohidramnozlarda hem kord basısı hem de fetal sirkülasyonda kısıtlamaya sebep olacağı için risk artışı oluyor. Fetal büyüme kısıtlaması olan fetüslere dikkat etmek gerekiyor. Bunlarda fetal ölüm oranı yüksek oranda görülebiliyor. Yine dikkat edilirse %57'ye varan oranda bilinmeyen sebepler etiyolojide rol alıyor. Yani tüm şeyleri incelerseniz de büyük kısmında sebep bilinmiyor. Postterm gebeliklere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 40. haftadan sonraki gebeliklerde hafta gün arttıkça plasental yetmezliğe bağlı fetal ölüm ihtimali artıyor. Şayet hastanın mevcut gebeliğinde veya önceki gebeliklerinde erken gebelikle ilgili komplikasyon gelişmişse, mevcut gebeliğinde de hem erken doğum tehdidi, doğum riski gibi riskler varken aynı zamanda da fetal ölüm ihtimali ortaya çıkabiliyor. Özellikle plasentayı etkileyen durumlarda bu risk daha yüksek oranda görülüyor. Peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanıyı daha çok fetal hareketlerin azalması sebebiyle ilk hastanın hastaneye başvuru semptomu oluyor. Bazılarında hasta herhangi bir değişiklik hissetmiyor. Rutin gebelik takibi sırasında fetal kalp atımının olmadığını görüyor. Meme değişiklikleri görülebiliyor. Fundus yüksekliğinin artmaması, gebelik haftasına göre daha küçük gebelik palpe edilmesi, uterinin kontraksiyonlarının azalması, palpasyon sırasında fetal hareketlerinin hissedilmemesi, ultrasonografide fetal kalp atımlarının ve fetal takipte NST'de fetal kalp sesinin alınmaması tanı koyduruyor. Yine ultrasonografide değerlendirdiğimizde bebek hareketlerinin görülmemesi, fetal kalp atımının görülmemesi en önemli kriterdir. Beraberinde oligohidramnioz görülebiliyor, özellikle gecikmiş ölümlerde. Yine iskelet deformiteleri görülebiliyor. Eş zamanlı plasental yapıda da patolojiler bazı hastalarda olabiliyor. Eskiden ultrasonografiyle değerlendirme yokken direkt grafide eklemler arasında mesafe artışı ve kontürün bozulması fetal ölüm için tanı değeri olan görüntüleme şekliydi. Canlı gebeliklerde ne yapmak gerekiyor? Fetal ölümü engellemek için ya da risk grubuna giren hastaları değerlendirmek için. Bunlarda fetal hareket önemlidir. Çünkü sağlıklı bebek, beslenmesi yerinde olan bebek, oksijenasyonu iyi olan bebek de fetal hareketler iyi olacaktır. Şayet bir patolojiyle karşılaştığı zaman korunma olarak oksijenizasyonu daha dikkatli kullanmaya çalışacak ve dolayısıyla fetal hareketlerde azalma görülecektir. Yine non-stress test rutinde sık kullanılan testler arasında reaktif nesneten görülmesi riski azaltıyor. Ama ani kayıpları öngörme başarısı düşük olabiliyor. Özellikle non-reaktif NST görüldüyse ya da akselerasyonları görmediyse 40 dakikalık bir NST ya da bir uyarıyla NST tekrarı gerekmekte. Akselerasyonlar görülmekte. Uterinin kontraksiyon görülmüyor. Variable atımlar mevcut. Yine kontraksiyon sırasında akselerasyonlar görülüyor. Travaydaki hastalarda uterin kontraksiyonla birlikte fetal kalp atımını azalma yoksa, akselerasyonlar varsa fetal durumun iyi olduğunu gösteriyor.
şekle baktığımızda variyabilitenin kaybolduğunu görüyoruz. Alttaki şekilde de deselerasyonları görüyoruz. Özellikle geç deselerasyonlar fetal kayıplar için risk oluşturuyor. Erken zamanda uygun müdahale yapılmazsa bunların fetal ölümle neticelenme ihtimali artıyor. Canlı kalsa da sekelli kalma ihtimali artıyor. Yine geç deselerasyonları görüyorsunuz. NST'nin prediktif değeri nasıl? Normal ise, reaktif ise prediktif değeri yüksektir. Ama negatif faz oranı yüksek olduğu için gerekirse riskli gruptaki olgulara haftalık NST ya da belli aralıklarla NST çekmekte fayda var. Yine diğer bir test kontraksiyon stres test. Özellikle olgunun travayı kaldırıp kaldırmayacağını bize gösterecek en önemli testlerden biridir. Uteriste kontraksiyon oluşturduktan sonra reaksiyon olarak fetüsün durumu değerlendiriliyor. Reaktif NST tespit ediliyorsa kontraksiyon test negatif kabul ediliyor. Yani travayı kaldırıyor. Ama uterin kontraksiyonlarla birlikte geç deselerasyonlar varsa, bu deselerasyonlar totalde %50'yi geçiyorsa pozitif kontraksiyon testten bahsediliyor. O zaman erken planlama ile fetüs kaybı olmadan ya da sekel gelişmeden gebelik neticelendiriliyor. Akut fetal bozulmayı bu test de öngörmüyor. Çünkü ani fetal kayıplar bazen olabiliyor. Yani bunu hiçbir testle öngöremeyebiliyorsunuz. Tesadüfen denk gelirseniz fark edersiniz. Aksi halde bunlar daha çok sonraki dönemi göstermek için ya da travaya alınacak hastaları tespit edebilmek için faydalıdır. Yine yanlış pozitifliklerde gereksiz erken müdahaleler ve buna bağlı prematürite ihtimali olacağı için dikkatli değerlendirmekte fayda var. Fetal biyofizik profil yüksek riskli gruptaki kullanılan en önemli testlerden biridir. Amniyon sıvı miktarı, NST, fetal durum birlikte değerlendirilerek olgunun iyilik halinde mi, yani fetüsün iyilik halinde mi değil mi bunu tespit etmeye yönelik en önemli testlerden biridir. Fals negatif oranı 1/1'den azdır. Eğer normal bir biyofizik profil tespit ettiysek bir hafta içerisinde fetal ölüm ihtimali 1/1'den daha az oranda görülüyor. Biyofizik profilin parametreleri görülüyor. Fetal solunum, hareket, tonus, kalp atımı, amniyon ve değerlendirerek buna göre puanlama yapılıyor. Şayet 8, 10, 10 ise normal, 8 ise 10 üzerine 8 aldıysa, amniyon sıvısı azalmamışsa bir problem oluşturmuyor. Oligohidramnioz eşlik ediyorsa 1/31 oranında perinatal mortalite oranı vardır. Puan düştükçe dikkat edilirse perinatal mortalite oranı artıyor. Yani normal biyofizik profilde mortalite oranı 1/1300 iken bu sıfıra yaklaştığında 1/550 civarında bir perinatal mortalite oranına sahip hale geliyor. Yine kullanılan testlerden biri Doppler ultrasonografi. Fetüsün kanlanmasını değerlendiriliyor. Buna göre normal Doppler yapısı mı, diastolik akım kaybı mı var ya da reverse akım var mı yok mu bunlar tespit ediliyor. Reverse akım oluştuktan sonra bir sonraki safhada artık fetal kayıp ile karşılaşma ihtimali yüksek oluyor. Bundan dolayı erken dönemde tespit edildiğinde erken dönemde müdahaleye başlamak gerekiyor. Bu testler genellikle 32-34. Haftalarda öneriliyor. Yani ilk kullanıma başlandığında, gebelik haftalarında. Ama komorbidite varsa, risk grubunu teşkil eden hasta grubu varsa daha erken haftalarda
testlere başlamak gerekiyor. Fetal kayıp ile karşılaştık. Bu hastalarda tedavide ne yapalım? Yani hem embriyonik hem de fetal ölüm tespit ettik. Bu hastaları nasıl tedavi edelim? Bu hastalarda bilmesi gereken önemli şey annede bir suçluluk duygusunun olabileceği, travmaya, psikolojik travmanın olacağı. Bundan dolayı emosyonel desteği iyi sağlamak gerekiyor. Etiyolojide bilinmeyen sebeplerin de olduğu detaylı bir şekilde anlatılmalı. Bu şekilde anne desteklenmelidir. Klinik duruma göre medikal ya da cerrahi tedavi tercih ediliyor. Ekspektan tedavi ne zaman yapılıyor? Genelde fetal kayıp olduktan, yani fetal ölüm gerçekleştikten sonra genelde 2 hafta içerisinde doğum ile ilgili ya da abort ile ilgili bulgular meydana geliyor. Ama dikkat edilmesi gereken şey ekspektan tedavide intrauterin enfeksiyon ihtimali olabiliyor. Yine koagülopati riski yüksek olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 2 haftayı geçen ölümlerde ve büyük haftadaki ölümlerde koagülopati ihtimali yüksek oluyor. Yine hastada servikal dilatasyon var mı, kanama var mı, erken membran rüptürü var mı? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Enfeksiyon bulguları dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurulmalıdır. 3 haftayı geçen ölümlerde dik açısından dikkatli olunmalıdır. Bu hastalarda tam kan sayımı, platelet sayısı, fibrinojen düzeyi kontrol edilmelidir. 4 haftayı geçen ölümlerde %25 oranında tüketim koagülopatisi riski yüksek oluyor. Hafta göz önünde bulunduğunda 12 haftadan küçük hastalarda dilatasyon küratej sıklıkla uygulanıyor. Bu hem hastanede ya da klinikte uygulanabiliyor. Burada basamak şeklinde sınıflandırdım. Bu hastalarda hasta geldiğinde kan grubu ve kan sayımı yapılmalı. İşlemden önce gerekirse mizoprostol uygulanabiliyor. Mizoprostolun amacı servikal olgunlaşmayı sağlamak ve uterin kontraksiyonları arttırmak. Gerekirse müdahale yapılacaksa servikal olgunlaşma sağlandığı için, belli bir dilatasyon sağlandığı için enstrümantasyon kolay olacaktır. Yine antibiyotik profilaksisi uygulamak gerekiyor. İşlem gerçekleştirdikten sonra RH durumuna bakılır. Gerekirse antide uygulanır. Hastaya analjezik reçete edilir ve 2 hafta sonra kontrole çağrılır. İşlem anestezi altında veya sedasyon ile uygulanabiliyor. 13-22. Haftalar arasında dilatasyon uygulanıyor. Yani servikal dilatasyon sağlanıyor ve tıbbi tahliye uygulanıyor. Yine bu hastalarda aynı şekilde kan grubu ve kan sayımı yapılıyor. Servikal olgunlaşma yapmak gerekiyor. Gerekirse laminarya uygulanabiliyor. Özellikle daha önce cerrahi geçirenlerde dikkat edilmesi gerekiyor. İşlem yapıldıktan sonra 2 hafta sonra hasta kontrol muayene için çağrılıyor. Doğum indüksiyonu daha büyük haftadaki gebelikte için uygulanıyor. Özellikle prostaglandinlerin rutin kullanılmaya başlanmasıyla erken haftalarda da herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan medikal tahliyeler de yapılabiliyor. Uterus cerrahi risk geçiren hastalarda, miyomektomi ya da geçirmiş sezeryan olanlarda mizoprostol dozunu uygun şekilde ayarlamak gerekiyor. Yine hafta büyüdükçe mizoprostol dozunu düşürmek gerekiyor. Mizoprostol kullanan kadınlarda takip sırasında mide bulantısı ortaya çıkabiliyor. Kramplar ortaya çıkabiliyor. Kusma, ishal, ateş sık görülüyor. Bu hastalarda şayet aktif kalp hastalığı, akciğer ya da böbrek hastalığı ya da glokom varsa kontraindikedir. Verilmemesi gerekiyor. 26. haftadan büyük hafta gebelik varsa, eski uterin skar varsa olguya göre doğum planlanması yapmak gerekiyor. Çünkü bunlarda uterin rüptür riskini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Gerekirse mekanik servikal olgunlaştırma gerekiyor. 28. haftadan küçük ölümlerde ne yapılıyor? Bu hastalarda yine aynı şekilde kan grubu ve kan sayımını yapmak gerekiyor. Eğer 4 haftadan büyük fetal ölüm varsa, yani
ölümden sonra 4 hafta geçmişse bunlarda mutlaka platelet sayısı ve fibrinojeni mutlaka kontrol etmek gerekiyor ve bu hastalarda dik gelişme ihtimali yüksek oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Mümkünse 200 mg mifepriston ardından misoprostol uygulanıyor. Mifepriston her zaman bulunmuyor ya da Türkiye'de bulunmuyor. Bunun yerine Cytotec veriliyor, misoprostol. 4 saat arayla doz tekrarı yapılıyor. Bu haftalarda dikkat edilmesi gereken en önemli şey, dokular fragil olduğu için plasenta retasyonu ihtimali yüksek oluyor. Umbilikal kort kopmaları sık görülebiliyor. Yine fetal ekstremite ya da yani organ özellikle baş kopma ihtimali olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle mahsere uzun süre kalanlarda bu ihtimal artıyor. Hafta büyüdükçe görülme ihtimali yüksek olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bulantı kusma varsa antiemetik verilebiliyor. Bu hastalarda vital takip mutlaka yapılmalı. Vajinal kanama yoksa 6 ile 24 saat içerisinde olgu taburcu edilebiliyor. Taburcu edildikten sonra da 2 ile 6 hafta sonra takip viziti yapılması öneriliyor. Bu hastalarda emosyonel desteği sağlamak için klinikte farklı odalarda takip etmekte fayda vardır. Yani doğumhane dışında farklı odalarda takip etmenin faydası vardır psikolojik destek açısından. 28 haftadan büyük ölümlerde ise 25 mikrogram misoprostol uygulanıyor. Daha sonra 4 saatte bir doz tekrarı uygulanıyor. Aynı zamanda oral olarak da ek bir doz 25 mikrogram eklenebiliyor. Bishop skoru uygun hale geldiğinde oksitosin ile doğumun devamına karar verilebilir. Özellikle Bishop skoru burada önemli. Bishop skoru uygun değilse Bishop skorunu uygunlaştırmak için misoprostol ya da mekanik olgunlaştırma sağlanıyor. Şayet Bishop skoru uygunsa, hasta yattığında da Bishop skoru uygunsa o zaman oksitosin ile indüksiyon devam ediyor. Bu hastalar 12-24 saat sonra taburcu ediliyor. Taburcu edildikten sonra 2-6 hafta sonra kontrol vizitine çağırmak gerekiyor. Fetal ölüm üzerinden 4 hafta üzerinden bir süre geçmişse ya da fetal ölüm süresi bilinmiyorsa bunları dik açısından dikkatli değerlendirmek gerekiyor. Gebelikte normalde fibrinojen seviyesi 450 mg desilitreye kadar yükseliyor. 300 mg'a kadar düşüşlerde bazen tüketim koagülopatisi olabiliyor fakat bulgu tespit edilemiyor. Şayet fibrinojen seviyesi 100 mg'ın altına düşmüş ise dikkat etmekte fayda var. Çünkü bunlarda koagülopati ihtimali yüksek oluyor. Bu hastalarda eş zamanlı azalmış fibrinojen, trombosit sayısının azalması ve fibrin yıkım ürününün olması tanıyı destekliyor. Yine hastada jenalize ya da lokalize peteşi ya da kanama var mı yok mu buna dikkat etmek gerekiyor. Eğer koagülopati tanısı konulursa bu hastalarda kan ya da kan ürünü replasmanı, fibrinojen replasmanı duruma göre yapılmalıdır. İlk değerlendirmede platelet normal ise, fibrinojen seviyesi normal ise, kanama yoksa endişe etmeye gerek yok. Peki doğum gerçekleştikten sonra ne yapmak gerekiyor? Bunlarda perinatal otopsi mutlaka önermek gerekiyor. Plasental histopatolojik inceleme öneriliyor. Yine karyotip analizi mümkünse her durumda yapmak gerekiyor. Aile otopsi istemiyorsa detaylı bir fetal muayene gerekirse röntgen ya da MR ile kapsamlı bir değerlendirme yapmakta fayda var. Çünkü bunlar malformasyonları da bize gösterecektir. Yine plasentanın gross ve makroskopik incelemesi gerekiyor. Genetik inceleme yaparken eğer yeni ölüm varsa amniyon sıvısı alınıp oradan amniyondaki hücreler incelenebiliyor. Şayet ölüm üzerinden belli bir süre geçmişse o zaman kortta yakın yerde ya da kordun giriş bölgesinde 1 santimlik bir doku alınıyor. Yine 1,5 santimetrelik göbek kordonu alınıyor. Kondrokondral bileşike ve patella gibi fetal doku örneklerinin alınması öneriliyor. Doku
formale ya da alkola koymamak gerekiyor. Çünkü buraya konursa buradaki hücrelerin ölümüne sebep olacaktır. Ringer laktat ile yıkandıktan sonra steril, salinli bir ortama almak gerekiyor. Ve ilgili testler için laboratuvara göndermek gerekiyor. Anne de hangi testleri yapmak gerekiyor? Ölü doğan bebeği olan anneler için mutlaka fetal kan sayımı yapmak gerekiyor. Maternal dolaşımdaki fetal hücreleri değerlendirmek için Klatke-Batke testi ve diğer testler öneriliyor. Hep human parvovirus B19 antikorları, sifilis, lupus antikoagülan, antikoagülipin ve TSA bakılması öneriliyor. Her hastada olmamakla birlikte seçilen hastalarda trombofil paneli, protein SC aktivitesi, parenteral karyotiplendirme, indirekt kum testi ve diyabet hikayesi olanlarda ya da diyabet şüphesi olanlarda glukoz taraması ve gerekirse toksikolojik tarama yapmak öneriliyor. Peki daha sonraki gebeliklerde ne yapmak gerekiyor? Daha sonraki gebeliklerde gebelik takibi detaylı ve dikkatli bir ultrasonografi değerlendirmeye ihtiyaç gösteriyor. Çünkü tekrarlayan anomali olabiliyor ya da tekrarlayan gebelik sorunlarını erken dönemde tespit etmek için dikkatli bir ultrasonografik değerlendirme öneriliyor. Ve şayet antenatal duruma göre antenatal iyilik hali testlerini önermek gerekiyor. Peki bu hastalarda sonraki doğumlar hangi haftada olması gerekiyor? Bunlar da genelde ek risk faktörü yoksa 32. haftaya kadar beklemek gerekiyor. Daha uzun süre beklendiğinde özellikle 39. haftadan sonra fetal ölümün arttığı öne sürülmüş. Dolayısıyla fetal matürasyonu sağlamak önemlidir. Gebeliğin terme gelmesini sağlamak önemlidir. Daha erken haftalarda korkuyla erken müdahale edildiğinde de prematürite ihtimali yüksek olabiliyor. Bu da prematüritenin risklerini beraberinde getireceği için burada doğuma dikkatli karar vermek gerekiyor. Ama ek morbiditeye sebep olacak risk faktörü yoksa önerilen 38. haftaya kadar gebeliğin takibi. Ben teşekkür ediyorum.